Türkiye'nin pamuk üretimi adeta can çekişiyor. Üretici hasat öncesi büyük tedirginlik içinde. Başta gübre ve mazot olmak üzere girdi maliyetlerine yapılan zamlar %100'leri buldu. Hasat zamanının gelmesine rağmen hükümetin destekleme fiyatlarını açıklamayışı da cabası. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının ithal pamuk fiyatlarını düşürmesi de yerli pamuğu vurdu. Türk çiftçisi katlanan maliyetler karşısında ithal pamukla rekabet edemiyor. Pamuk sektörünün temsilcileri Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'la görüştü. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay toplantıyı anlattı. Pamuk eken illerin ziraat odaları, ticaret borsa başkanları, Ant Birlik, Çikobirlik, Tarış gibi birliklerin toplantıya katılımlarıyla İthalata bir fon uygulamasını, eğer bir kanun hakkımız varsa bunun hiç yoksa 6 aylık bir süre içerisinde kullanılmasını hükümetten talep ettik. Üreticinin hükümetten acil çözüm beklediği konular ithalatla sınırlı değil. Pamuk çiftçisi zor durumda. Artan girdi maliyetleri karşısında çiftçi 2020 yılında pamuk üretiminden kopmakta. Çiftçinin belli bir ürün çeşitliliğinden küsmesi, en az dönmesi için 2-3 yılın geçmesi gerekmekte. Çiftçinin pamuk üretiminden kopmaması için hükümetimizin acilen pamuk desteklemelerinin açıklanmasını, geçen sene 600 kilogramdan 500 kilograma düşürülen dekara verimliliğin tekrardan 600 kilograma çıkartılmasını, minimum desteklemenin de 1250 lira ile 1500 TL arasında olmasını talep ediyoruz. Maliyetler o kadar arttı ki çiftçi elektrik faturasını bile ödeyemiyor, tefecinin eline düşüyor. Acil önlem alınmazsa tarlalar boş kalacak, yerli pamuk kalmayacak. Elektriği kesilen Metin Akal binlerce mağdur çiftçiden yalnızca biri. Yıllar önce üretim yapamayan bir çiftçimizi gördüğünde kanun değişikliğine giden atamızdan bugünlere geldik. Geçtiğimiz hafta tarlamda sulama yaparken pamuğa son suyu verdiğim esnada TEDAŞ yetkilileri suyumu kestiler. Mağdur olduk. 12 günlük bir gecikmeden dolayı elektriğim kesildi ve sulamam yarıda kaldı. Haliyle çiftçinin eline ancak hasattan hasada para geçiyor biliyor. Bu durumda da artık hasada az bir zaman kala nefesimiz kesiliyor. Kredi de alamadığımız için yeteri kadar ihtiyacımızı karşılayacak borçlarımızı ödeyemiyoruz. Bu konuda eskiye dönülmesini, sezon sonunda elektrik tahsilatının yapılmasını talep etmekteyiz. Oysa üreticinin elektriğinin kesilmesini, mağdur olmasını önlemek mümkün. 2018 yılında devletin hükümetin almış olduğu bir kararla çiftçinin desteklemelerine sulama birlikleri ve enerji şirketleri bloke koyabilmektedir. Yani Enerjisa eğer bir üst yazıyla bunu temin eder, yetkililere bildirirse bu para kendi hesabına otomatikman aktarılacaktır. Eğer bir kayıpları, maddi kayıpları söz konusu ise devletin yapmış olduğu yasal faizi çiftçi kabul ediyor. Yeter ki bizi her ay yüksek enerji bedellerinin faturalarını ödemek için tefeciye para bulma şeyine zorlamasın, yönlendirmesin. Defne Ziraat Odası Başkanı Sedat Dural'a göre hükümetin destekleme politikası çiftçiyi mağdur ediyor. Pamuk üreticisi son yıllarda en zor zamanlarını yaşıyor. Sebebi de 2019'da pamuk hasadının başlamasına rağmen daha desteklenmesinin açıklanmaması, geçen yıllarda 500 kiloya düşürülmesi, bu yıl kaç kilo olacağı ve ne kadar olacağı belli olmamakla beraber geçen yıl taksitle ödenmiş ve çiftçi planlamasını yapamamış ve eline taksit geçmişti desteklemesi. Bu yıl bir an önce desteklemenin miktarının açıklanması, ayrıca taksite bölünmeden tek seferde en yakın zamanda ödenmesi pamuk çiftçisinin biraz daha elini güçlendirecektir. Bundan sonra üretimini devam ettirebilmesini sağlayacaktır.